belediye başkanısınız. Kitap var mı bilirsin? Daha iyi bilirim. Oraya gittim. Tamam. Şalmaz'ın kitabı aldım. Şalmaz'ın kitabı aldım. Bile giriyorum, yürüttüm. Bir baktım şöyle Cezo kardeş duruyor. Tamam, böyle. Böyle duruyor, daha ben hiç kimse yüzüne gözüne bakmadan bir baktım bu kitap bana hitap ediyor, tamam mı? Şöyle gittim İsmail'cim. Böyle aldım. Gözüyle bile taktım. Eyvallah. Tamam mı? Şöyle 3-5 kişi sayfayı karıştırdım. Şöyle baktım. Bu kitap bana hitap ediyor, tamam mı? Daha o zaman kafamı kaldırdım ki Selahattin Bey'i gördüm. Daha tanımıyorum ha. Songül Hanım gördü. Şöyle bana sordular. Nerelisin? Heh. Dedim Ardahanlıyım. Tamam. Ama güzel bir sesle, tonuyla. Biz de Karslıyız dedi. Aa, kendi kendime ben dedim çok beğendim. Karslı beyefendiler. Orada ama hocam da dedi ki bu kitap tam sana hitap ediyor dedi. Ya dedim. Tamam sayın hocam dedim. Merhabalaştık. Hoş bir. İşte 3-4 tane kitap imzaladım. Orada da bizim Karslılar geldi. Seni tanıyanlar da. Bizim şeyle. Aa dedi en iyi Karslı burada ağabeyimiz falan filan. İşte öyle bir tanışmamız oldu. Sağ olsun eksik oldu. Kitabı da bana. Ama İsmail'im beni o fırsatı bulamadım. Ben kendim gördüm, seni bilmiyorum. Yok ben kendimi ben gördüm. Ben kendimi gördüm. Ben de gördüm kendimi. Demek ki sen gördüysen sen yani bir terakkeme, ben bir Kürt. Ben kendimi Kürt de bu Kürt. Olsun öyle. Şimdi madem ki siz bu gariban var ya ama görmüşler. Ben bunu var ya hakikaten. Burada hüzün var. Gülmek de var ama acı da var. Yaşanmış bir olay mı var? Yaşanmış bir olay. Yaşanmış var. Şimdi sağ olsun şimdi İbrahim Bey, İsmail Bey anlattı. Tabii biz de dinledik Hakan Bey. Ben dinledim. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şu anda biz İbrahim Bey'in Ankara'daki dükkanındayız. Dükkanın adı Paşam Gümüş. Paşam Antik. Paşam Antik. Paşam Antik. Keribar ve gümüş. Keribar, gümüş yani burada kalite olarak ne ararsanız tıpkı insan gibi her kaliteden şey var, mücevherat var. Şimdi Cezo kardeşi okumuş sevgili İbrahim Bey. Çok etkilenmiş. Cezo kardeşin tabii haliyle ben 78'li yıllarda yazdığım bir şiiri var. O şiirden Songül Gündar Hanım etkilenerek romana dönüştürmüş. O Cezo kardeşin deyişini çalıp söyleyeceğim. Farkındaysanız kravat bile takmadım. Çünkü Cezo kardeşin konseptine, yiyeceği deyimiyle konseptine, bizim köy deyiminden de onun yaşantısına uygun olsun diye bu haliyle geldik. Bu arada sağ olsun çok dostlarla beraber şimdi ben tamam abi. Cezo kardeş diyeyim, bakalım ne olmuş, ne bitmiş. O romandaki şeyi anlatmaya çalışmışız, çalışabilmiş miyiz bakalım. İsmail'cim gel. İsmail'cim sen şöyle bir geç otur lütfen. Tamam. Ha. Hocam bir süre bak. Sabalsan aklıma düşüpsen ay Cezo kardeş bileni budur ordum elinde turban yaktım gene beni vay Cezo kardeş vay Cezo kardeş vay Cezo kardeş bileni budur ordum elinde turban yaktım gene beni vay Cezo kardeş vay Cezo kardeş, vay Cezo kardeş. Ayağında çarık, elinden ağaç, sakkalın uzanıp kesilmeyip saç,
Üstünü başını yırtıp demek karnın aç. Görmedin bir barda çay cez o kardeş. Çay cez o kardeş, çay cez o kardeş. Üstünü başını yırtıp demek karnın aç. Görmedin bir barda çay cez o kardeş. Çay cez o kardeş, çay cez o kardeş. Yazın hem kışın dolanıp durdum. Her bayram olanda boynumu vurdum. Kapı kapı gezdim, özümü yordum. Karşılık kaç para, sayacağız o kardeş. Sayacağız o kardeş, sayacağız o kardeş. Kapı kapı gezdim, kendini yordum. Karşılık kaç para, sayacağız o kardeş. Sayacağız o kardeş, sayacağız o kardeş. Görmedim yıllardır, sinemde kalsın. Senin bu hakkını felek mi alsın? Dün darım koy sazın ağlayıp çalsın. Garip bir insandı Bay Cezo kardeş. Bay Cezo kardeş, Bay Cezo kardeş. Dün darım koy sazın ağlayıp çalsın. Garip bir insandı Bay Cezo kardeş. Bay Cezo kardeş, Bay Cezo kardeş. Dün darım koy sazın ağlayıp çalsın. Garip bir insandı Bay Cezo kardeş. Bay Cezo kardeş, Bay Cezo kardeş, aman ey. Helal olsun be. Ağmadın.